Merhabalar, bu dersimizde duyu organlarını anlatalım. Dışarıdan gelen uyarıları alan yapılara reseptör diyoruz. Fotoreseptörler ışığa karşı gelen uyarıları alma özelliğine sahiptir. Mekanik etkileri alan mekanoreseptör ki bunlar deri ve kulakta bulunabilme özelliğine sahiptir. Kemoreseptör dil ve burunda kimyasal uyarıları alır. Aynı şekilde uyarıları alma özelliğine sahiptir. Sıcaklığı algılayan ise deridir. Termoreseptör adını alır. Dil. Dille ilgili şöyle bir şekil çizmiştim ben. Onu hemen göstereyim. Ön kısım tatlı. Ön yan kısımlar tuzlu. Arka yan kısımlar ekşi. En arka kısımlarda acılığı algılama özelliğine daha fazla sahip. Tat alma tomurcukları. Papilla dediğimiz tat alma tomurcukları bulunur. Bunlar mikroskop olarak çim dersek, çanaksı, ipliksi, mantarsı şekilde olabilirler. Bir detaydır bu. Ama tat alma tomurcuklarına biz ne diyoruz arkadaşlar? Papilla adını veriyoruz. Uyartılar burada çözünür. Epitelden yapılmıştır ve alttaki sinirler tarafından uyartılar alınarak beyine doğru bu tat alma iletilir. Bazı kişiler bazı tatlar alamazlar. Buna da tat körlüğü adı verilmektedir. Burunla ilgili bir şeklimiz vardı. Benim yine çizdiğim, bakayım. Burunla ilgili. Burunda özellikle burnumuzdan nefes alırsak burnumuzdaki kıllar toz parçalarını süzme, havanın ısıtılma ve nemlendirilmesinde de burnun çok büyük bir faydası var. Akciğerlere uygun hava haline gelmiş oluyor. Burada sıvı tanecikli gaz tanecikleri sıvılar içerisinde çözündükten sonra duyu hücreleri tarafından uyarıtılar alınıyor. Sarı bölgede sonraki kalbur kemiğinin sarı bölgede uyarıtılar alınıyor. Buradan yukarı geçiyoruz. Kalbur kemiğinin orada koku soğancığı denilen bölgeler var. Uyarıları buradan alınarak beyine kadar sinirler tarafından gidiyor ve beyin tarafından koku alınmış oluyor. Aşırı derecede keskin asitli maddeler alındığı zaman buradaki sinirler zarar göreceği için hayat boyu bazı tatları alamayabiliriz. Çünkü burada uyarıtıları sinirler oluyor ve bunlar zarar görürse hayat boyu bazı kokuları alamaz hale gelebiliriz. Epitel açıdan düşündüğümüz zaman deride, yani dilde, buralar yandığı zaman, mesela çay içtik, ağzımız yandı, dilimiz yandı falan. Onlar epitel dokusu kendini hızlı bir şekilde birkaç hafta içinde tamamlayabilme özelliğine sahip. Ama burada sinirler zarar görürse, sinir hücrelerinin bölünme özelliği olmadığı için doğal olarak kendini tamamlayamama gibi bir sıkıntısı söz konusu olabilmektedir. Şöyle bir göz yapısı var. Gözün sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabakası var. Sert tabakada ışığın ilk defa kırıldığı yer hafif şişkinleşmiş korneadır. Oradan biraz daha içeri gittiğimiz zaman damar tabaka içerisinde göz merceği var. Ortadaki bölgeye göz bebeği diyoruz. Göz bebeği az ışıkta büyür, fazla ışıkta küçülür. Göze yeterli ışık gelmesini sağlar. Göz bebeği siyahtır. Niye? Çünkü buralarda gözün en iç kısmında ağ tabaka içerisinde siyah pigmentler vardır. Gözün karanlık olmasını sağlar. Sadece ışığın geçtiği yerlerde bir renk süzmesi veya durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. Sert tabaka beyaz renkli gözün en dış kısmıdır. Öne doğru şişkinleşerek korne oluştuğunu, bu ışığın ilk defa kırıldığını buradan söylemiştik. Oradan nereye geçiyor ışık? Damar tabakaya geçiyor. Gözü besleyen kan damarları var. Renkli kısmı biz gözün renkli kısmına ne ad veriyoruz arkadaşlar? Gözün renkli kısmına iris diyoruz. Irisin ortasında ne vardır? Irisin ortasında şu kısım iris. Irisin ortasında da göz bebeği bulunmaktadır. Ve buradan ışık geçtikten sonra göz merceğine. Göz merceği yasılaşıp şişkinleşerek görüntünün net oluşumunu sağlar. Buna biz göz uyumu adını veriyoruz. Ağ tabakaya geldiğimiz zaman ışık buradan şöyle kırıldı, kırıldı ve ters olarak görüntü sarı benek üzerinde ağ tabakada oluştu. Burada çok sayıda reseptör olduğunu ve ışığın algılanmasını sağladığını söyleyelim.
reseptörleri şeklin algılanmasını sağlarken, koni reseptörleri rengin algılanmasını sağlar. Özellikle biz aşırı ışığa çıktığı normal bir ışığa çıktığımız zaman buradaki rodopsin maddesi ışığa çıkınca parçalanıyor ve cis retinal ve opsine dönüşüyor. Opsini karanlığa geçince bunlar tekrar oluşmaya başladıkça biz karanlıkta etrafı daha iyi görmeye başlıyoruz. Görüntü burada ters olarak oluştuktan sonra görüntünün hiç oluşmadığı sinirlerin çıktığı bir yer var. Kör nokta. Görüntü buradan çıkarak beyne iletilir ve ters olarak algılanan görüntü beyinde doğru olarak algılanmış olur. Göz kusurlarına bakacak olursak birincisi miyopluk. Miyoplukta göz yuvarlağı şöyle uzarsa görüntü önde oluşur. Uzağın iyi görülememesidir. Burada da özellikle daha net görebilmek adına kalın kenarlı mercek kullanılırsa görüntü arkaya doğru dağılarak görüntü net bir şekilde görünmüş olur. Merceğe de bağlı olabiliyor. Hipermetrop göz yapısının özellikle yakının iyi görülememesidir. Görüntü şöyle göz yuvarlağı şöyle basıklaşırsa görüntü arkada oluşuyor. İnce kenarlı mercekle görüntü öne doğru toplanmış olur. Astigmatizm korneada ya da göz merceğinde esnekliğini kaybetmesiyle ortaya çıkan bir cisimlerin bulanıklık görülmesidir. Prespitlik yaşlılığa bağlı olarak yakın iyi görülememesidir. Onda da ince kenarlı mercek kullanılır. Katarakta da mercek bulanıklaşırsa, kireçlenirse bulanık görüntü olur ve merceğin değiştirilerek ameliyatla değiştirilmesi gerekiyor. Şaşılık, göz kasları biri uzun biri kısa olursa biri o tarafa biri bu tarafa doğru bakıyor gibi olur. Küçük yaşlarda ameliyat gerekir. Buradan geçiyoruz kulağa. Kulak 3 kısma ayrılıyor. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak. Kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarı dış kulağı oluşturuyor. Kulak yolunda özellikle sıvılar vardır. Giren mikropların tutulmasını sağlar. Kulak zarında ilk defa ses titreşimi haline geldikten sonra vücudun en küçük kemikleri olan çekiç, örs ve üzengi kemiklerinde bu titreşimler iç kulağa doğru iletilir. İç kulağa doğru iletilir. Özellikle orta kulaktan yutağa açılan üstteki borusu şuradan aşağı doğru yutağa doğru açılıyor. Herhangi bir patlama olduğu zaman kulak zarının patlamasına önlenmiş olmaktadır. Orta kulağın iç kulaklı olan bağlantılı kısmında oval pencere var. İç kulağa bakan tarafına biz dalız adını veriyoruz arkadaşlar. İç kulakta 3 tane yarım daire kanalı ve tulumcuk ve kesecik denilen yapılar içerisinde kalsiyum karbonatta yapılmış otolit taşları vardır. Bu 3 yarım daire kanalı tulumcuk ve kesecik sesin işitilmesiyle değil dengeyle alakalıdır. Ses salyangoz denilen bir yapı içerisinde sıvı dalgalar halinde, burada ses titreşimleri yükseltilir. Bu sıvı dalgalar halinde ilerlerken ses yavaşlar. Eski olduğu ses miktarına geri gelmiş, desibel miktarına geri gelmiş olur. Titreşimler buradan alınarak sinirler tarafından beyne iletilir. Oval pencerede burada perilenf dediğimiz dışarıdaki yapıdaki gelen sıvı titreşimler vestibüler kanaldan şu kanallar içerisinden geçerek timpanil kanala geçer. Yuvarlak pencerede ses en son bu tarafa doğru bitiyor. Tabii bu bitmenin haricinde burada oluşan basınç iç tarafta bulunan sıvı olan endolenf sıvısının bulunduğu kohlear kanalda temel zarı titreştiriyor. Bu titreşimler titrek tüyler çatı zara sürtünüyor ve bu duyu cisim zikleri irtibatta bulunan sinirler uyartıyı alarak beyne doğru ne yapmış oluyor? Sesi götürmüş ve ses algılanmış oluyor arkadaşlar. Duyu organlarında bu şekilde ifade ediyoruz. Ha bir de deri var. Deri özellikle üst deri ve alt deri olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Üst deriye epidermis, alt deriye de dermis adını veriyoruz. Üst deride silindir, küp ve yassı şekilde bazı epitel yapıları bulunuyor. En üst kısımda ölü bir korun tabakası vardır. Bu zaman içerisinde ölen yapıları oluşturuyor. Bazı derinin üst taraflarında bazı yerlerde keratin birikmesiyle saç ve tırnak oluşumu gözlenmektedir. Melanosit renk verici hücreler vardır.
aynı zamanda üstleri içerisinde alt deri canlıdır. Kıl kökleri, şurada gördüğünüz ter bezleri, süt bezleri ve yağ bezleri bulunmaktadır. Bununla beraber serbest sindir uçları bulunmaktadır. Pacini disemcinin basıncı algıladığını söyleyebiliriz. Meissner cisimci ve Merkel disklerinin dokunmayı algıladığını söyleyebiliriz. Burada bulunan Ruffini cisimciğinin yine alt deride sıcaklığı algılayıcı reseptör olarak görev yaptığını yapı olarak görev yaptığını söyleyebiliriz. Ve yine yine de soğuğu algılayan Krause yumruları bulunmaktadır.